Günaydın sevgili seyirciler, mutlu haftalar diliyorum. Huzurlu, sağlıklı haftalar diliyorum efendim. Ve seçim içinde ülkemiz adına hayırlı olsun diyorum. İnşallah hayırlı, güzel gelişmeler yaşarız ülkemizle birlikte. Evet, bugün tekrar her pazartesi olduğu gibi Profesör Doktor Murat Öncel bizlerle olacak. Göz tedavilerine ilişkin konuşacağız. Yeni tedavi yöntemlerini konuşacağız. Bize merak ettiğiniz sorularınız için canlı yayın telefon hattımız olan 0212 627 4848 numaralı hattan ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz. Aynı zamanda WhatsApp hattımızdan da yazabilirsiniz. WhatsApp hattımız 0530 848 1312 efendim. Günün getirdiklerine hoş geldiniz. Başlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Nasıl geçti hafta sonunuz? Sağ olun, teşekkür ederim. Oyumuzu kullandık. Evet. Ondan sonra iki kızım var, ikizlerim. Evet. İkisi de Amerika, Los Angeles'ta okuyor. Evet. Bir tanesi 5 günlüğüne Türkiye'ye gelmişti. O pazar günü öğlen bir tanesini yolcu ettik Damla. Evet. Öbür kızımın adı Deniz. O da akşam 6'da. O da Amerika'dan geldi. Oh çok güzel. Eksikliklerini geldi. Evet. Süper. Eksikliklerini hissetmiyorsunuz. Evet, evet. Şimdi Deniz galiba 2 ay burada değil mi? 2 ay burada kalacak. Ondan sonra güzel. Burada 2 ay kalırken de bir takım araştırma yapacak. Üniversiteye gidecek, hastaneye gidecek. Bir araştırma projesine de katılacak. Çünkü ne güzel. Amerika'da öğrenciler dahi araştırma yapmayı bir yerde teşvik ediyorlar. Tıp fakültesine girmek istiyorsanız Amerika'da ilk 4 yıl tıp öncesi okurken mutlaka ufak da olsa, ciddi de olsa bir tarafından tutup araştırmaya katkıda bulunmanızı istiyorlar. Dolayısıyla araştırıcı bir kimlik yetiştiriyorlar. Zaten Amerika'da tıp fakültesi kazanmak da bir hayli zor. Zor, zor buradaki. Zoru başarmış Deniz'le Damla. Tebrik i̇nşallah ediyorum bakalım, ben de. İnşallah. Evet. Evet, şimdi bugün nelerden konuşacağız? Gen tedavisinden bahsedeceğiz. Evet. Şimdi kataraktan bahsedeceğiz. Doğru. Yeni tedavi yöntemlerini konuşacağız. Evet. Şimdi öncelikle gen tedavisinden başlayalım mı? Tabii ki. Tamam. Buradaki görüntüyü de alırsak hem görüntüde tabii, anlatmak isterdim. Tabii tabii güzel olur. Evet şimdi öncelikle ben dün biraz araştırma yaparken notlarımı aldım kısa kısa. Evet. Siz de sağ olun güzel görüntüler hazırladınız. Teşekkür evet. ediyoruz güzel her ederim. Hafta olduğu gibi. Şimdi Amerika'da bir kongrede Kasım ayında 2017'de bir sunumda böyle bir bilgi ortaya çıkıyor gen tedavisiyle ilgili. Körlüğe karşı gen terapisi yakında gerçek olabilir diye söyleniyor. Doğru. Bu doğru mu? Ne dersiniz bu Şimdi, konuda? Şimdi körlük kelimesini kullanabiliriz ama çok kullanmasak da olur. O zaman tüm az gören veyahut kör olan az gören hastalar zannedecek ki bu tedavi hepsine uygulanıyor. Hayır. Bu tedavi çok belirli bir hastalık olan ve çok nadir görülen kalıtsal retina bozukluklarında uygulanan bir tedavi. Yani doğuştan mı? Doğuştan gelen kalıtsal bir bozukluk. Leber congenital amaurosis. Uzun bir isim. Evet, bayağı uzun. Aklında kalmayabilir. Retinitis pigmentosa yani tavuk karasının bir çeşidi, ufak bir çeşidi de uygulanan bir tedavi. Bu nasıl tespit ediliyor bu hastalık? Evet. Özellikle bir gen araştırması yapılıyor. Bu gen testinden sonra RPE 65 geninde bir bozukluk tespit ediliyorsa o hastalarda genç yaşta bu tedavi uygulanıyor. Mesela genç yaşta derken kaç yaşlarında? 8, 9, 10, 11 yaşında bu tedavi uygulanıyor. Çünkü bu hastalık yavaş yavaş ilerleyen ve zamanla hasta büyüdükçe körlüğe yol açan bir hastalık. Bunu durdurmak Nasıl için? Nasıl başlıyor bu hastalık belirtisi? Nasıl başlıyor? Belirtileri nelerdir? Belirtileri
özellikle karanlıkta veyahut az ışıkta hastalar az görmeye başlıyor. Hı hı. Daha sonra akşamüstü gece olunca hiç görmemeye başlıyor. Zaman içinde bu gündüze de yayılıyor. Erken dönemde yakalanan hastalarda bu tedavi uygulanabiliyor. Hı hı. Eskiden hiçbir tedavisi yoktu. Bir de şunu söylemek istiyorum, bu çok önemli. Lütfen. Bu gen tedavisi çok yeni. Daha Aralık 2017'de onaylandı Amerika'da ve büyük bir devrim oluştu bu. Kalıtsal, bütün vücuttaki kalıtsal geçen hastalıklarda uygulanan ilk gen tedavisi bu. Hı hı. Çünkü göz ulaşılabilir bir organ, görülebiliyor, ufak ve aynı zamanda uyguladığınız bu gen tedavisi immün bakımından çok yoğun değil. Immune privileged diyoruz yani. Bağışıklık yani açısından diyorsunuz. Vücut reddetmiyor. Göze yapılan bu kabul tedavi ediyor hemen. Vücudun reddetme ihtimali çok çok daha az. Hı-hı. Göze ait özel bir özellik bu. Hı-hı. Bu tedavi yalnız iyi tespit edilmesi lazım. Amerika'da yapılan araştırmalarda bu hastalığa sahip 1000-2000 kişi arasında var. Çok az kişiye uygulanan bir tedavi. Hı-hı. Peki, fakat faydalı bir tedavi. Hı hı. Sonuçları nedir peki? Sonuçları hastalar en azından az alacakaranlıkta veyahut karanlıkta hiç yürüyemeyen, göremeyen bu hastalar biraz daha iyi görmeye başlıyorlar, yürümeye başlıyorlar. Faydası var. Hı hı. Ancak bu tedavi son 4 yıldır takip ediliyor. 4 yıldan sonra daha çok etkisi var mı bilinmiyor. Çünkü bir kere yapılıyor bu tedavi. İlk evvela bir göze uyguluyorsunuz, birkaç hafta sonra diğer göze de bu tedaviyi uyguluyorsunuz. Neden arada birkaç hafta gibi bir süreç var? Çünkü bir ameliyatla yapılıyor bu tedavi. Bir ameliyat esnasında bu tedavi uygulanıyor. Yalnız bir tek yan etki demeyelim, pahalı bir tedavi. Amerika'da 425 bin dolar. Ve tek bir göz. Evet. Bayağı İki göz uygulamak lazım. Hı hı. Dolayısıyla 850 bin dolarlık bir tedavi. Epey çok yüksek. Çok pahalı bir tedavi. Ve bu hastalıkta çok nadir görülen bu hastalıkta uygulanan tek tedavi. Hı hı. Bu ilk onaylandıktan sonra şimdiye kadar 45-50 hastaya uygulanmış bu tedavi. Şu an Türkiye'de çünkü yapılıyor mu? Çünkü bu 10 yıldır takip ediliyor. Bu ilacın Amerikan FDA denilen yani Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması için çok uzun süre araştırma yapılması lazım. Peki şu anda Türkiye'de yapılıyor mu gen tedavisi yoksa gen tedavisi uygulanması için Amerika'ya gidilmesi gerekiyor? Şu anda bu tedavi Türkiye'de yapıldığını zannetmiyorum. Çok pahalı bir tedavi. Amerika'da yapılıyor. Onaylandıktan sonra yani Sağlık Bakanlığı tarafından daha işte 4-5-6 ay kadar önce onaylandı. Hı hı. Ve onaylandıktan sonra ilk tedavi uyguladıkları bu resimdeki çocuk. Harvard Üniversitesi'nde ilk yapılmış. Bu çocuk alacakaranlıkta az görüyor. Ama bu tedavi edilmese bu çocuk 20-25 yaşına geldiği zaman kör olacak. Bu hastalık kör olmasını engelleyebiliyor ve birazcık daha iyi görmeyi sağlıyor. En azından cisimleri görebiliyor, yürürken çarpmıyor. Evet. Bu tedavi ameliyatla yapılıyor ama kaç defa uygulanacak henüz daha belli değil. Şu anda bir kere uygulanıyor ve ömür boyu bu tedavinin etkili olacağını. Şu an görüyor mu peki? Şu anda bu çocuk uygulandı, biraz daha iyi gördüğünü ifade ediyor. Daha çok yeni uygulandı, Ocak, Şubat ayında. Ve gittikçe yayılacak. Tabii bir tek çok sık uygulanamamasının sebebi çok pahalı oluşu. Tabii bu nedir? Nasıl uyguluyoruz bu tedaviye? Bu ilgi çekici. Herhangi bir damla değil bu. Damardan bir iğne de vermiyoruz. Bu retina pigmente RPE65 geni bozuk bu hastalarda. Bu genin salgıladığı bir protein var retinada yani gözün en arka tabakasında. Şurada görüldüğü gibi. Şu anda gözün, bu görüntü... Gözün en arka tabakasında, retina tabakasının makulada tam görme merkezindeki
hücrelerde. Peki pardon, şu anda bu bahsettiğimiz görüntü gen tedavisi uygulanmış olan bir görüntü mü? Nasıl uygulandığını göstereceğim. Sadece nasıl uygulandı, tamam. Retinanın hücrelerindeki bu genetik olarak doğuştan RPA65 geni bir protein salgılıyor. Bu protein maddesi ışık uyaranları elektrik sinyallerine çevirip görme siniriyle beyne ulaştırıyor bu elektrik sinyalleri. Fakat bu RPA65 geni bozulduğu zaman bu proteini üretemiyor. Dolayısıyla göze gelen ışıklar elektrik sinyallerine dönüşemiyor ve hasta göremiyor. Bundan dolayı araştırıcılar düşünmüş bu RPA genini nasıl değiştirelim. Göze özel bir madde veriliyor. Bu madde virüslerin içerisinde ve bu virüsler o hücrelere içerisine girip o geni tamir ediyor, tedavi ediyor ve genin şeklini değiştiriyor. Normal bir gen haline getirip o genler tekrar bu protein maddesini üretip gelen ışık sinyallerini elektrik sinyallerine çevirip hasta biraz daha iyi görebiliyor. Ne kadar süre oluyor bu tedavi? Bu tedavi. Yani ne kadar zamanda yapılıyor, uygulanıyor? Ameliyatla yapılıyor, onu yani izah edeceğim şimdi. Ameliyatla yapılıyor bu. Süresi yani, nedir? Ameliyat yarım saat süren bir ameliyat şekli. Çok kısa. Kısa, genel anestezi bayıltarak yapılıyor. Evet. Hasta hastanede yatmasına gerek yok. O gün çıkabiliyor. Çok güzel. Nasıl veriyoruz bunu? Bu göz vitrektomi dediğimiz, geçen hafta tarif ettiğimiz ameliyatı uyguluyoruz. Vitrektomi ameliyatında göze minik minik delikler açıyoruz 3 tane. Gözün bir tarafından sıvı gelirken diğer taraftan gözü aydınlatıyoruz ve bu aletle de göz sıvısını dışarı alıyoruz. Bu dışarı yani vitrektomi, vitreosu çıkarma ameliyatı yapıldıktan sonra burada gördüğümüz bakın bir enjektör var. Bu enjektörün ucunda ince bir iğne var, çok ince. Bu iğneyi gözün kenarından bu delikten sokup retinanın altına burada da görüldüğü gibi kenardan bu ince iğneyi sokuyoruz. Retina tabakasının altına enjektörle bu ilacı retinanın altına veriyoruz. Dolayısıyla buradaki hücrelerdeki genin değişmesini sağlıyoruz. Amaç bu. Sizin nerede çalıştığınızı sormuş bir izleyicimiz. Efendim? Sizin nerede çalıştığınızı sormuş özel, bir izleyicimiz. Özel olarak çalışıyorum. Özel muayenesi var hocamızın. Rejiden arayıp bilgilerini alabilirsiniz. Evet. Şimdi bu tedavi yapılıyor. Çok büyük bir yan etkisi yok. Bu vitrektomi ameliyatı geçen hafta bahsettik. İleriki yaşlarda merceği yani şeffaf olan mercek bazen katarak olabilir. 1-2 yıl, 3-5 yıl sonra katarak ameliyatı gerekebilir. Basit bir ameliyat. Gen tedavisi yaptıktan sonra mı glokoma çevirebilir? Gen tedavisini yapmadan önce vitrektomi ameliyatı yapıyoruz. Evet. Vitrektomi ameliyatı geçiren herkes 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl sonra katarak gelişebilir. Katarak olması gerekiyor. Glokom değil, katarak da oluyor. Katarak olduğu için ileride bu hastalarda katarak ameliyatı gerekebilir. Yapılması gerekebilir. Bu çok az bir hastada uygulanıyor demiştik. Bütün Amerika'da 1000-2000 kişide var bu hastalık. Çok nadir. Retinitis pigmentosa'nın değişik bir çeşidi. Hangi hastalar uygulanması gerekir? Bunu da hastaların gen araştırması yapılıyor. Eğer o gen RPA65 geni bozuk ise bu hastalarda RPA65 özel bir gen. Evet. Bu gen testinde belli oluyor ve o geni bozuk olan hastalara bu uygulanıyor. Peki ancak şimdi bu gen, şunu belirtmek istiyorum. Bu gen tedavisi bize çığır açtı. Ne açtı bize? Çok daha sık görülen retinitis pigmentosa hastalarında veyahut yine geçen hafta bahsettiğimiz yaşa bağlı makula dejenerasansında ki tam bir tedavisi yok. İleride bu gen tedavisinin belki faydalı olabileceğini bize gösterdi. Henüz daha o hastalıklarda bir tedavi yok ama belki ileride değişik genler bulunarak değişik kalıtsal gelen hastalıklarda geni değiştirerek tedavi edebileceğimizi ispatladı. Dolayısıyla göz hastalıklarına çığır açtı. Büyük bir umut sağladı bize. Peki katarakta geçelim hocam.
Katarak nedir? Bize biraz anlatabilir misiniz tabii, kataraktı? Katarak. Görsel olarak da evet. Görsel olarak. Şöyle söyleyeyim. Katarak tedavi edilen bir hastalık ama tedavi edilmezse dünyada en sık görme azlığına yol açan hastalıkların başında geliyor. Genelde orta yaş üzerinde görebiliyoruz değil mi katarakt rahatsızlığını? Katarakt kimlerde gözükür diye bir soru sorarsak, katarakt daha ziyade yaşlılarda görülen, yaşa bağlı olarak gelişen bir durum. Nedir katarakt? Gözün içerisinde şöyle bir mercek var. Bu mercek normalde şeffaf. Burada görüldüğü gibi. Burada göstereyim. Evet. Bu şeffaf olan mercek göz bebeğini genişlettiğimiz zaman bakın böyle beyaz oluyor. Buradaki olduğu gibi. Bembeyaz. Yani bulanıklaşıyor. Buzlu cam gibi oluyor. Buradaki gibi. Veyahut göz bebeği darken burada görüldüğü gibi beyazlaşıyor. Dolayısıyla hastalar gelen ışıklar gözün en arka tabakasına ulaşamıyor. Biz bu merceğin bulanıklaşmasına katarakt diyoruz. Bu nedir? Katarakt hastalığı kimde görülür onu sordunuz, ona cevap vermedim tam. Yaşlılarda görülüyor daha çok. 80 yaşından sonra neredeyse her iki insanda bir olabilir. 50'li 60'lı yaşlarda da görülebilse dahi 60 yaşından daha sık görülmekte. Bu hastalar böyle bir görüntüyü bulanık görmeye başlıyorlar. Bazen başlangıç döneminde çift görüyorlar. Bazı hastalar ise yaş ilerledikçe yakını göremiyor biliyorsunuz. 45 yaşından sonra insanlar gözlük takıyor. Katarakt ilk başlangıç dönemlerinde miyopiye yol açıyor. Dolayısıyla diyorlar, ben eskiden yakını göremiyordum, 65-70 yaşında bir insan, şimdi görmeye başlıyorum. Bunu dediği zaman aslında katarakt başlıyor. Evet. Çünkü katarakt sertleştiği zaman göz miyopiye doğru kayıyor. Ve zamanla uzağda yakını da az görmeye, renkleri az görmeye başlıyorlar. Çift görebiliyorlar bu hastalar. Karşıdan gelen ışıkları, parıldamalar görüyor, ışık saçılmaları görebilir. Her hastayı tedavi etmeli miyiz? Şimdi onu soracağım. Soru cevap şeklinde ilerlerse tabii. Kimler risk altında? Risk altında çok güzel bir soru. Sağ olun. Yaşlılar, yani yaşlı hastalar daha çok. Sigara içmeyle çok bağlantılı. Sigara içenlerde daha sık görülebilir. Diyabet, şeker hastalarında katarakt daha fazla görülebilir. Yine travma geçirenlerde, biz buna travmatik katarakt diyoruz. Darbe geçiren kişilerde. Yiyeceklerle bağlantısı var. Bu tür hastalarda koyu yeşil renkli sebze meyve yemelerini, antioksidan almalarını öneriyoruz. Ve güneşle de çok bağlantılı. Bu çok güzel bir soru. Buradan vermek istediğimiz mesaj. 4-5 yaşında dahi güneş gözlüğü takmalarını öneriyoruz herkesin. Evet, çok güneş güzel gözlüğü söylediniz. Takmak aslında dışarıda bulutlu havada bile hem katarak riskini azaltıyor hem de sarı nokta riskini azaltıyor. Evet. Dolayısıyla bunlarla bağlantılı. Çok nadir de olsa konjenital dediğimiz doğumsal kataraklar da mevcut. Evet, onu da soracağım. Şimdi önce belirtilerine geçeceğiz. Ama belirti dediğiniz bulanık görme oluyor bulanık dediniz. Bulanık görme, çift görme olabiliyor. Çift görme. Renklerde azalma olabilir. Evet. Yakın ve uzağa az görme. Loş ışıkta okumakta zorluk çekebilir bu tür hastalar. Peki tipleri var mı kataraktın? Katarağın birçok tipi var. Yaşlılığa bağlı görülen bir tip. Sekonder dediğimiz herhangi bir hastalıktan, glokom hastalığından sonra, diyabet hastalığından sonra görülen kataraklar var. Demin bahsettiğimiz travmatik darbeler sonrası görülen katarakt var. Bu delici darbeler olabilir veya künt bir darbe olabilir. Yumruk bir sopa vesaire. Çarpması, yumruk gelmesi veya herhangi bir şey. Bunlar da katarağa yol açabilir. Bir de radyasyona bağlı, çok radyasyon gören hastalarda da katarakt görülebilir. Bunlar katarağın değişik çeşitleri. Enteresan, bunu duymamıştık. Tabii radyasyona bağlı da katarakt oluşuyor. Evet, peki bu görüntüler nedir hocam? Şimdi bunlar ameliyat ama her hasta katarakt ameliyatı olmalı mı? Biz bu kararı biraz hastaya da bırakıyoruz.
günlük işlerini etkiliyorsa, evet, okumakta zorluk çekiyorsa, araba kullanmakta, televizyon hı-hı, seyretmekte hasta zorluk çekiyorsa, hı-hı, o zaman katarak ameliyatı olabilir. Bu kişiden kişiye değişebilir. Hı-hı. Mesela toprakla uğraşan bir çiftçi, çok detay görmeye gerek yok. Evet. Katarağı bekletebilir. Diyelim ki bir mimar, çok ince çizim yapıyor. Görmesi veya doktor gerekiyor, ameliyat yapıyor. Daha erken dönemde olabilir. Bekletemez. Katarağın gecikmesinin göze çok büyük bir zararı yok. Yani katarağa geç olmanın büyük bir zararı yok. Ama bu zaman zarfında hasta hep az görüyor, mutsuz oluyor. Bir de geç yaparsa katarağa mercek biraz sertleşiyor. Sertleştiği için ameliyat süresi birazcık daha uzar. O nedir kadar. Peki ortalama ameliyat süresi? Ameliyat süresi cerraha göre değişebilir. Bu 10 dakika ile 20-25 dakika arasında değişebilir. Sizin gibi başarılı bir cerrah 5 dakikada bitirir bu işi. 5 dakika değil tabii ama yok, sürenin hiçbir önemi yok. Evet. Önemli olan ameliyatın güzel, temiz ve başarılı geçmesi. Tabii ki en önemlisi bunun o, doğru. Hızlı yapmak bir beceri değil aslında. Tabii. Temiz yapmak tabii tecrübenin büyük bir faydası var. Hastanın memnun olması sonuçtan sonra tabii, en önemlisi ameliyatın zaten o. Ameliyatın güzel ve evet, komplikasyonsuz tabii, geçmesi daha önemli. Tabii. Şimdi burada katarakt ameliyatını mı görüyoruz? Tabii ki. Şimdi burada katarak ameliyatının tedavisi cerrahidir, ameliyat. Hı hı. İlaçla veya herhangi bir şeyle başka tedavisi yok, yok. Hı hı. Maalesef yurdumuzda da ben bunu görüyorum. Değişik hastalıklarda gözde sülük yapıştıranlar var. Şaka yapıyorsunuz. Geldi maalesef. Gözde gözün sülük çevresine ilk kez sülük yapıştırmışlar. Hatta gözün içine dahi sülük yapıştıran var. Ne olur bunları yaptırmayın. Bunların tıpta modern tıpta yeri yok. Yok asla yok gerçekten. Yani üzülüyorum. Evet, bu tür hastalar geliyor. Genç üzülüyorum. Bir çocuk gözü kıpkırmızı sülük yapıştırmışlar gözüne. Sonra ne oldu peki? Nasıl aman, bir sonuç oldu yani, o sülükten sonra? Yok bir tedavisi. Yani bir sürü komplikasyonlar oluyor. Yani bu tür şeylere buradan vermek istediğim en mesaj. Çok hastalarımız buna söylediniz, itibar evet, etmesinler. Evet. O yani böyle, alternatif tıp hakikaten. Gözde bir sülük tedavisi diye bazen bir şey. Bazen başarılı olabiliyor ama hayır, hiçbir çoğu zaman, zaman olamıyor. Evet, hayır, çoğu zaman söylediği değil. Gibi. Gözde sülük tedavisi gözde yok. Olamaz tabii. Yok. Yani başka diğer alternatif bilmiyorum, şekillerde. Onları bilmiyorum. Gözde imkansız. Ben ama de hiç duymamıştım. Evet. Gözde evet, maalesef yapıştıran var. Daha yeni geldi. Gözün içine dahi sülük yapıştırmışlar. Peki o sülüğü gözün içerisinden sonra tekrar nasıl çıkartmış? O da yani büyük bir emek bilmiyorum, ister. Yani görmek bile istemiyorum. Çok gerçekten korkunç bir şey. Tabii ki çok korkunç. Bunları önlenmesi lazım. Evet, evet. Şimdi cerrahi tedavi. Biz ne yapıyoruz burada? Gözün içerisinde bu makette de görüldüğü gibi burada şeffaf bir mercek var. Evet. Gelen ışıkları arkada topluyor. Elinizi alın isterseniz hocam. Şöyle burada gözüküyor gayet tamam, güzel. Tamam şu an çok iyi evet. Bakın şurada şeffaf bir mercek var burada görüldüğü gibi bakın şeffaf. Zamanla bu mercek böyle oluyor bakın. Şeffaf mercek buradaki şurada duran şeffaf mercek bunun gibi oluyor. Yani bulanıklaşıyor. Biz buradaki şeffaf merceği alıp pardon bu kataraklı katarak oluyor. Gelen ışıklar arkaya doğru ulaşamıyor. Biz bu bulanıklaşmış merceği alıp yerine burada görüldüğü gibi şeffaf ama bu şekilde değil şeffaf bir mercek yerleştiriyoruz. Buna biz katarak ameliyatı diyoruz. Bu yöntem fako emulsifikasyon. Fako dediğimiz yöntemle bunu yapıyoruz. Bu arada şimdi çok pardon lafınızı bölüyorum ama bir izleyicimiz şimdi WhatsApp'tan sormuş. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar demiş. Göz kuruluğu nasıl tedavi ediliyor? Evet. Diye sormuş. Göz kuruluğu aslında çok kişide görülen ve son zamanlarda insanlar kapalı ortamda, klimalı ortamlarda veya kaloriferli ortamlarda çalıştığı için ve özellikle bilgisayara uzun süre baktığınız zaman gözyaşı kapağımızı kırpmadığımız için gözyaşı buharlaşıyor ve gözde kuruluk, yayılma, batma oluşuyor. Dolayısıyla gözyaşı çok önemli. Bu tür hastalara, bilgisayarda çalışan hastalara gözünü daha çok kırpmalarını ve uzun süre bilgisayara baktıkları zaman arada sırada uzağa bakmalarını öneriyoruz. Uzağa ve yakına bakacaklar. Eğer kuruluk devam ederse suni gözyaşları var, bunları damlatabilirler. Bu tür hastalara omega 3, omega 6
Balık yağının faydası var. 1-2 ay sonra faydalı olabilir. Güneşte güneş gözlüğü takmalarını öneriyoruz. Günde 1 adet omega yağı omega alabiliriz. Omega 3, omega 6 balık omega yağı. Çok her şeye faydası var. Almalarını öneriyoruz. Bu evet. Gözyaşı miktarını düzeltiyor. Bol su içmelerini evet. öneriyoruz ve gerekirse de suni gözyaşı kullanırlar. Değişik, şimdi o konuya çok girmek istemiyorum. Tabii tabii, şimdi devam edelim ana konumuza. Göz kapağındaki meibomium, yani yağ üreten bezlerin tıkalı olması da göz kuruluğuna neden olabilir. Çalışmaması. Dolayısıyla bu tıkalı olan göz yağ kanalcıklarını da, çünkü o kanalcıklar bir özel bir yağlı madde salgılıyor, gözyaşının buharlaşmasını engelliyor. Dolayısıyla o kanalcıkları da açmakta da fayda var. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet, kataraktan şimdi, devam edersek. Katarakta cerrahi tedavi yapıyoruz. Ameliyat görüyoruz. Tedavide nasıl yapıyoruz? Hasta geliyor, o gün ameliyat oluyor, dinlenip o gün hastaneden çıkıyor. Hatta o gün açık dahi bırakabiliriz gözü veyahut ertesi günde gözü açabiliriz. Damlalar veriyoruz hastaya. Bu damlaları 1-1,5 ay kadar kullanıyor. Bir ay, 1,5 ay sonra gerekirse hastaya, her hastaya gerekmiyor. Bazı hastalarda uzak, bazı hastalarda da yakın gözlüğü veriyoruz. Ameliyatı çoğunlukla bayıltmadan yapıyoruz ama hasta duramam diyorsa o hastaları bayıltıyoruz. Canı yanma gibi bir durum söz konusu. Psikolojik olarak hastalar beni uyut diyor. Ben öyleyim mesela. Genel anestezi altında yapıyoruz. Bir sakıncası yok. Bazen sadece bir damlayla gözü uyuşturabiliyoruz. Bazen de gözün çevresini uyuşturarak ameliyat yapıyoruz. Ameliyatın asıl gerçekleştirilmesi FACO dediğimiz özel bir aletle bu ameliyatı yapıyoruz. Ne yapıyoruz ameliyatta? Gözün içerisinde bu mercek şeffaf ama bulanıklaştığı zaman ışıklar önden arkaya geçemiyor. Amacımız bu bulanık olan merceği bir yöntemle dışarı almak ve daha sonra başka bir maddeden yapılmış plastik diyelim, plastik değil ama başka bir madde, akrilik denilen bir maddeyle gözün içerisinde bir mercek. Bunu çıkarırken 1.2, 1 milimetre veya 2 milimetre bir ufak bir kesi yapıyoruz. FACO dediğimiz aleti sokup ultrasonik bir alet bu. Nasıl ki yani betonu kırıyorlar evet, makinalarla. Evet. Bu da titreşerek bu merceği kırarak dışarı alıyor. Bunu boşaltıyoruz. Daha sonra yine bu minik delikten içeriden katlanmış bir vaziyette bir merceği gözün içine sokuyoruz. Bu yuvasının içerisinde, eski katarağı temizlediğimiz yuvasının içerisine bu merceği koyuyoruz ve kendiliğinden o gözün içinde böyle açılıyor. Açılıyor. Dolayısıyla ameliyatı çok minik bir delikten tamamladığınız için çoğunlukla herhangi bir dikiş koymuyoruz. Yara yeri çok çabuk iyileşiyor ve hastalar ertesi gün görmeye konforlu başlıyor. Bir yöntem aslında. Efendim? Yani konforlu bir yöntem tabii aslında. Çok yani bir yöntem. Hasta o an hayatına devam edebiliyor. Ertesi gün işine gidebiliyor. Kapamıyorsunuz gözü. Tabii, o çok ertesi önemli. Ertesi gün işe gidebiliyor. Yani bunlar bazen, önemli detaylar. Bazen bir gün kapatıyoruz, bazen hiç kapatmayabiliriz. Çok güzel bu. Bu ameliyat esnasındaki görüntüsü. Bakın bu FACO aleti şu kadarcık minik bir kesiden girip bu bulanıklık merceği dışarı alıyoruz. Aldıktan sonra bakın taktığımız merceğin parmaktaki görüntüsü ne kadar ufak. Plastik böyle bir mercek koyuyoruz gözün içerisine. O ufak bu görünen mercek bakın nelere yol açıyor, ne kadar önemli. Bu mercek gözlük vazifesini görüyor evet, adeta. Evet. Yani eskiden bu mercek yokken hastalara kalın kalın gözlükler veriyorduk. Evet, gözlük camları bayağı kalındı. Çok eskiden, evet. Ben çocukken hatırlıyorum. Hatırlar mısın? Aydın Boysan vefat etti. Çok evet, kalın gözlükleri bir vardı. O zamanlar pek mercek yoktu. Evet. Dolayısıyla kalın gözlükler veriyorduk. Nurlar şimdi içinde yatsın. O kalın gözlüklerin vazifesini bu minik mercekler. Minik mercek görüyor. Yalnız bunu takmadan önce hastayı gözünü numarasını ölçüyoruz. Dolayısıyla diyelim ki -10 derece miyopisi var hastanın. O bayağı yüksek tabii. Bu merceği taktığımız vakit özel bir mercek takıyoruz hastaya göre. Ameliyattan önce hastanın ultrason yardımıyla gözün boyutunu ölçüyoruz ve ona göre özel dioptride, numarada özel mercek takıyoruz. Her numaraya uygun mercek takabilir tabii imkanımız her numaraya, var mı? 0'dan 24-30'a kadar değişik güzel. Mercekler var. Ve dolayısıyla siz diyelim ki -10, -15, -20 dioptriye bu ameliyatı olduktan sonra ona ait özel mercek taktığınız vakit gözüne
gözü de sıfırlanmış oluyor. Tabii. Hem kataraktan kurtuluyor. Hem de gözlükten kurtuluyor. Görme kalitesi tabii. Çok artıyor. Tabii. Geçen gün bir hastaya ameliyat yaptırmıştım. 70 yaşında. -20'ye yakın bir miyopisi var. Çok yüksek. Ve düşün, o 20 dioptri miyopi 15 yaşında da öyleydi, 70 yaşında. Evet. Yıllar boyunca yıllarca bu kalın gözlükleri takıyor. Daha sonra bu ameliyatı olduktan sonra bu merceği takıyoruz ve sıfırlanıyor ve çok güzel bir mektup yazdı. Dedi ki ben 55 yıldır hayatımda ilk defa bu kadar güzel gördüm çünkü gözlüksüz dünyayı görüyor. Ne kadar güzel. Aynı zamanda çevreyi de daha iyi görüyor çünkü tabii. Bu kalın gözlükler sadece at gözlüğü gibi belirli bir noktayı gördüğü için. Evet. Çok ufak bir yere görüyorlar. Zaten o teşekkür size. İyi ki tabii, tıp okumuşum. İyi ki bir doktor olmuşum. Bizim doktorlarımızın en büyük mutluluğu evet. Hastalarımızın ertesi gün yüzünün gülmesi. Tabii ki. O güler yüz bile insana yetiyor. Tabii. Kalın çerçeveli gözlük deyince aklıma kim geldi biliyor musunuz? Eski Türk filmlerinde Hüdaverdi vardı. Evet doğru. Küçük Hüdaverdi hatırlar mısınız? Hatta bu ameliyat ettiğim kalın çerçeveleri ben biriktiriyorum. Öyle mi? Evet. Bayağı epeyce oldu. Onları bana hediye ediyorlar sonra. Onları bir hasta 2-3 tane kalın çerçevesi var. Onları üst üste koymuş. Güzel bir maket yapmış bana öyle hediye ne etti. Kadar tatlı, güzel bir hediye. Bu mercekler gözde ömür boyu kalıyor. Bazı hastalar soruyor, senede bir bunu değiştirecek misiniz? Evet. Ömür boyu kalıyor çok bu mercekler. Güzel. Tabii bu mercekleri takarken iyisini takmak lazım. Genelde ya CE dediğimiz Avrupa'da onaylanmış veyahut Amerikan Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış mercekleri takmak lazım. Bir zamanlar böyle Çin malı, Hint malı bir takım mercekler vardı. Ve bu mercekler zamanla şeffaflığını kaybetti de bulanıklaştı. Çıkarmak gerekti. Dolayısıyla iyi, güzel ve kaliteli mercek olmasına çok dikkat etmemiz lazım. O çok önemli, onu seçmek. O da cerraha zaten cerrahın verdiği güvene bağlı. Siz de zaten o güveni veriyorsunuz. Tabii ki. Birazcık daha pahalı onlar ama bunlar ömür boyu kaldığı için İyi daha garantili sonuçta. Lazım. Peki pahalı demişken şimdi merak eden izleyicilerimiz vardır. Tabii rakam söyleyemeyeceğiz ama evet. Ortalama bütçelerini çok sarsacak hayır. Bir fiyat mı? Katarakt ameliyatı. Çok bütün yurdumuzda her hastanede, her yerde, her gün binlerce kişi Türkiye'de katarakt ameliyatı oluyor. Dünyada da en sık yapılan ameliyat tüm vücuttaki ameliyatlar içinde kataraktır. Ve tüm vücuttaki ameliyatlar içerisinde en başarılı ameliyat katarak ameliyatıdır. %98'in üzerinde başarı oranı var. Bakın bu mercek gözün içinde şu şekilde böyle duruyor. Evet. Bazen bu mercekten takıldıktan sonra biz bakın arka kapsülünü, bu yuvasını bırakıyoruz. Çünkü o yuvanın içerisinde durması lazım mercek. Şeffaf bir kapsül bu. Burada görüldüğü gibi bakın. Evet. Tabii zaten şu parmakta evet. Daha rahat, daha bu parmak, net görünüyor. Bunu biz hastanın kendi evet, kapsülün evet. İçine orada koyuyoruz ama. Ki arkaya düşmesin. Bu kapsül zamanla bulanıklaşıyor. 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl sonra ama her hastada bulanıklaşıyor. O zaman bunlara yak dediğimiz özel bir lazer ile arka kapsüle ameliyatsız bir delik açıyoruz. Ufak o zarı eritiyoruz, kapsülü eritiyoruz. Hastalar tekrar görmeye başlıyor. Çok güzel. Hiçbir bu ameliyatın çok ciddi bir yan etkisi yok. Tabii temiz ortamda yapmak lazım. Steril olması lazım. 10.000'de bir çok nadir de olsa tabii her ameliyatta olduğu gibi tabii komplikasyonlar var ama tabii. Dikkatli temiz yaptığınız vakit hiçbir komplikasyonu yok. Hiçbir demeyelim çok az komplikasyon. Az diyelim evet. Çok az. Demin zaten söylediniz hani bu ameliyatların ne kadar rahat bir konfor sağladığını hastaya. Ertesi günü işlerine zaten geri dönebilmeleri çok önemli. Bu mesela geliştirilen değişik göz içi mercek çeşitlerini görüyorsunuz. Peki kaç tane mercek çeşidi var? Çok herhalde bir sürü dediğinize göre. Çok çeşit var ama en çok kullanılan çeşit buna benzeyen bir çeşit. Nedir onun adı peki? Onun özel markasını mi? Vermeyelim. Ha, marka değil ama özel bir isim yok, var bu mı? Göz marka içi merceği anlaşılıyor sadece. Göz içi merceği. Tamam. Peki. Yani o şekildeki mercek daha çok takılıyor. Evet peki bir de doğumsal kataraktan söz ettik. Tabii çok güzel bir soru bu. O nasıl oluyor? Bunun doğuşta annenin geçirdiği bir takım hastalıklar, infeksiyonlar veyahut başka endokrin bozukluklar sonucu yeni doğanlarda bazen tek gözde bazen iki gözde katarak oluşabiliyor.
anneler bunu nasıl farkına varacak? Diyorlar ki göz bebeğin ortasında bir beyazlık var. Bu beyazlık çok çok önemli. Çoğunlukla kataraktan olabileceği gibi çok çok nadir olarak göz kanseri de olabilir bunlar. Dolayısıyla gözünde bir beyazlık gördüğünüz vakit yeni doğan bir çocuğun mutlaka hemen göz doktoruna gidip hem göz doktoru katarakt olup olmadığına bakacak hem de mutlaka ultrason yapılması lazım. Acaba herhangi bir kanserden dolayı da kaynaklanıyor mu? Evet. Çok ciddi çünkü. Bu türler hastalarda eğer tek gözünde katarakt varsa hemen acil bir aylıkken dahi ameliyat yapıp katarağını alıyoruz. Yalnız çok bu 1-2 aylıklara mercek hemen göz içi yapay merceği takıyoruz. Yerleştirmiyorsunuz. Daha sonra 2-3-4-5 yaşında büyüdükçe bu merceği takıyoruz ama geçici olarak kontakt lens veriyoruz bu hastalara. O süreçte görme oranı nasıl oluyor? Peki 4-5 yaşına kadar çok iyi oluyor. Kontakt lens takıyor. Ayda bir değiştiriyor. Tabii çok başarılı. Bazen iki gözde oluyor. İki gözde olduğu zaman ise bir tanesini ameliyat yapıyoruz. Öbürsünü ise hemen bir hafta sonra veya birkaç gün sonra diğer gözü de yapmanız lazım. Yoksa tembellik oluşur. Bakın burada bir gözü görüyoruz kataraklı. Mercek takıldığı zaman böyle gözüküyor göz bebeğini büyüttüğümüz vakit. Ama göz bebeği ufakken bu mercek hiç belli olmuyor. Burada görüldüğü gibi. Bu da yandan kesti. Gözün içerisinde mercek duruyor. Bu da merceğin kendisini görüyoruz. Böyle bacakları var. Bu bacaklar sayesinde gözün içerisinde sabit bir şekilde bu kalıyor. Ömür boyu durabiliyor. Evet, ömür boyu kalması da tabii çok büyük bir rahatlık. Tabii. Hasta tekrar yorulmayacak, birkaç senede bir değiştirmeyecek. Yok, hayır. O çok kaliteli, güzel bir rahatlık. Güzel, onaylı bir mercek tabii, takarsanız tabii, demin söylediğiniz gibi, evet, bu ömür boyu olursa gözde kalabiliyor. Peki bazı hastanelerde, kurumlarda SGK geçiyor mu katarakt ameliyatlarında? Bütün devlet hastanelerinde geçiyor, tabii. Özel hastanelerinde birçoğunda SGK geçiyor. Çok güzel. Geçiyor. Bu nedir hocam, bu görüntüler? Şimdi son yıllarda multifokal dediğimiz çok odaklı, halk arasında anlaşılsın diye, kulağa hoş gelsin diye akıllı diyorlar ama akıllı değil tabii. Şimdi bu mercekleri biz normal mercek, monofokal yani tek odaklı mercekleri taktığımız zaman hastalar uzağa görüyor. Uzağa görmek üzere özel mercek takıyoruz. Evet. Yakın içinde gözlük takıyorlardı bu hastalar. Evet, evet. Şimdi yakın gözlüğünden de kurtulmak amacıyla çok odaklı mercek geliştirdiler. Ne demek çok odaklı? Nedir, evet. Bir takım hileler yapıyorlar. Merceğin üzerinde fiziksel bir takım halkalar yapıyorlar. Dalgalanma kırılma, var mesela. Kırılma, değişik kırılma odakları oluşsun diye. Bu ne yapıyor bu o zaman? İki veyahut üç tane odak oluşuyor gözde. Bu hastalar bu merceği taktığımız zaman uzağı da görebiliyorlar, yakını da görüyorlar. Yakını da görebiliyorlar, evet, gözlüksüz olarak. Ama aması var, burada hastalara bunun da yan etkileri var. Nedir yani, mesela? Yan etkilerini mutlaka hastaya izah etmek lazım. Her hastaya yapılmıyor bu. Neye göre yapılıp yapılmamasına karar hastanın veriyorsun? İhtiyacına göre yapılıyor. Hasta derse ki ben uzağı da yakını da görmek istiyorum. Evet. Ama gözlük hiç takmak istemiyorum. Bunları hastaya izah ediyoruz. O zaman bu merceği takabiliyoruz multifokal. Ama hiçbir zaman siz gözlüksüz yaşayacaksınız. Hiçbir zaman gözlük kullanmayacaksınız. Garantisi verilmez. Böyle bir şey olmaz. Uzak içinde gerekebilir. Bu merceği taksanız bile yakın içinde yine gözlük takabilir. Yan etkisi nedir bu merceklerin? Özellikle geceleri bu halkalar göz bebeği darken şu halkayı görüyor. Ama göz bebeği büyüdüğü zaman buradaki görüldüğü gibi bakın, göze baktığınız zaman halkalar var. Evet. Göz bebeği büyüdüğü zaman karşıdan gelen arabaların farlarında çatlamalar görebilir. Normalde böyle görmesi gerekirken bu görüntüyü daha bu mercek çatlak takıldığı görüyor zaman böyle görebilir. Her hasta değil. Bazı hastalar böyle görebilir. Işıkların etrafında çatlamalar görebilir. Arabaların ışıklarında parıldamalar görebilir. Normalde böyle görmesi gerekirken bazen böyle, bazen böyle görebilir. Özellikle geceleri. Bazı hastaları bu çok rahatsız ediyor. Evet, pardon hocam. Muharrem İnce konuşuyormuş. Evet, Muharrem İnce şu anda konuşuyormuş. Bir konuşmaya gidelim. Sonra tekrar burada devam edeceğiz sevgili izleyiciler.
bilginiz için. Zahmet etmişsiniz, gelmişsiniz. Sağ olun, var olun. Öncelikle sosyal medyada dolaşan bu asparagas haberlerle başlayayım. Bunların hepsi yalandır. Böyle bir şey yoktur. Beni kimse tehdit etmedi. Tehdit edecek adam da henüz yeryüzüne gelmedi. Ama böyle bir şey olmadı. Yok eşimi kaçırmışlar, beni tehdit etmişler, albaylar. Bunlar birkaç şizofrenin, hasta insanların. Onlara yani ciddiye alıp yaymak da bir problem ama neyse. Böyle bir şey yok. Bunları bir kapatalım. Yok ben saraya gitmişim falan. Bunların hepsi asparagas şeylerdir. Bir kere bunları bir kapatalım. Birincisi bu. İkincisi 15 milyon yurttaşımız bana oy verdi. Bir kere hedefimiz bu 15 milyonu 30 milyon yapmak. Birinci hedefimiz bu. Eğer 15 milyon insan Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy veriyorsa bu kısa sürede 30 milyon yapılabilir. Buna inanıyorum ve bunun için uğraşacağım. Bunu herkes böyle bilmesi lazım. Bir diğeri Sayın Erdoğan'a. Sayın Erdoğan, lütfen artık bugünden sonra AK Parti Genel Başkanı gibi davranmayınız. 81 milyonun Cumhurbaşkanı olunuz. Herkesi kucaklayınız. Benim sloganımı kullanmanızı tavsiye ederim. Hepimizin Cumhurbaşkanı. Artık hepimizin Cumhurbaşkanı olun. Bu gerginliğe son verin. Kucaklayın milleti. Herkesi kucaklayın. Ben seçilseydim öyle yapacaktım. AK Parti Genel Merkezi'ne gelip sizin çayınızı içecektim. AK Partilileri kucaklayacaktım. Herkesi kucaklayacaktım. Sayın Erdoğan'dan bunu bekliyorum. Değerli basın mensupları, ülkemizin ve demokrasimizin ve bizlerin şimdiki ve gelecekteki yaşamını derinden etkileyecek bir seçim yaşadık. Bu seçim ilan edilme biçiminden sonuçlarının açıklanmasına kadar her şeyiyle adaletsiz bir seçim olmuştur. Her şeyden önce seçime kan bulaşmıştır. Suruç'ta ve Erzurum'da yaşananlar bu seçimi kanın bulaştığı bir seçim olarak tarihteki yerine kaydetmiştir. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Yaralananlara da acil şifalar diliyorum. Seçim sonuçlarına dönük elbette açıklanmaya muhtaç noktalar bulunmaktadır. 16 Nisan referandumunda hayır ve evet bloku olarak bir şekillenme ortaya çıkmıştı. Bu seçimde hayır blokunun 16 Nisan'da alınan oyun gerisinde bir oy almış alması açıklanmaya muhtaçtır. Seçim sürecinde oylara müdahale edildiğini, sandıklarda çeşitli usulsüzlükler yaşandığını gördük. Görevli arkadaşlarımız bunlarla can siperhane mücadele ettirir. Onların sandıklara sahip çıkma azimlerini ve kararlılıklarını kutluyorum. Ve kendi adıma ve ülkemiz adına hepsine teşekkür ediyorum. Seçimde her sandıkta ıslak imzalı tutanak tutulur. Altında bizim görevlilerimizin imzası bulunur. Bizim için gerçek seçim sonuçları bu tutanaklarda yazan rakamlardır. Görevlilerimizin bize ulaştırdıkları tutanaklarda YSK'nın açıkladığı rakamlar ve oranlar arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Olan farklılıklar toplam sonucu değiştirecek nitelikte değildir. Dolayısıyla seçim sonuçlarını kabul ediyorum. Seçim öncesinde ve sonrasında yaşadıklarımıza dair elbette söyleyeceğimiz çok şey var. En başta söyleyeceğimiz, bugünden itibaren uygulamaya giren yeni rejimin Türkiye için ne kadar büyük bir tehlike olduğudur. Devletle partinin, hatta bir tek kişinin hem devlet, hem yürütme, hem yasama ve yargı haline gelmesi başlı başına bir beka sorunudur. Türkiye için büyük tehlike olmaya devam edecektir. Bunu yaşayacağız ve
bedelini ne yazık ki hep birlikte ödeyeceğiz. Türkiye demokratik değerlerle bağını koparmıştır. Türkiye 143 yıldır inişli çıkışlı sürdürdüğü parlamenter sistemle bağını koparmıştır. Bir süre daha kurumlara ve kurallara dayalı bir toplum olmayacağımız ne yazık ki anlaşılmıştır. Toplumsal barışımızı tehdit eden faktörler iş başında olmaya devam edecektir. Tam anlamıyla bir tek adam rejimine geçilmiştir. Keyfiliğin, nobranlığın önünde sistemin içinde bir mekanizma yoktur. Geleceğimize dair her zaman büyük endişelerimiz ve kaygılarımız olmaya ne yazık ki devam edecektir. Biz durum ne olursa olsun mücadele etmeye, halkımızla bütünleşmeye devam edeceğiz. Bu seçim sürecinde yaklaşık her üç vatandaşımızdan birinin onayını almış birisi olarak tüm vatandaşlarımızın takdirini kazanma mücadelemi sürdüreceğim. Cumhurbaşkanı adayı olduğum andan itibaren ortaya çıkan heyecan, inanç, birlik olma arzusu güçlü bir hareket olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bize düşen söylediklerimizin takipçisi olmak ve seçimde birlikte yaşadığımız heyecanı, birlikte yaşadığımız inancı büyüyerek devam ettirmektir. Türkiye, Tayyip Erdoğan ve kadrolarıyla, yönetim anlayışıyla, içinde bulunduğumuz koşullarda yaşamını sürdüremez. Kendileri sorunlarımızın nedenidirler. Sorunların nedenleri olanlardan yaşadığımız sorunları çözmelerini beklemek işin doğasına aykırıdır. Önümüzdeki yerel seçimlere kadar yaşayacağımız süreci çok iyi değerlendirmeliyiz ve halkımızla buluşmaya devam etmeliyiz. Bu seçimden kendi adıma, beni aday yapan partime ve tüm seçmenlerimize dönük çıkaracağımız sayısız dersler bulunmaktadır. Şunu biliyoruz, yapılan her şey bir şekilde eksiklikler içerebilir. O halde eksikliklerimizi tamamlamak zorundayız. Yapılan her şeyde yanlışlar bulunabilir. O halde bize düşen yanlışlarımızı düzeltmek olmalıdır. Bize duyulan güveni güçlendirmek, güvensizlikleri ortadan kaldırmak durumundayız. Türkiye, herkesin Türkiye'si olana kadar mücadelemiz sürecektir. Bu süre içinde birbirimize güvenmek en büyük gücümüz olacaktır. Birbirimize güvendiğimizde çok şeyler başardığımızı ve çok şeyler yapabileceğimizi bu seçim göstermiştir. Ülkemizin geleceği için hissettiğiniz kaygıları dünden daha fazla hissetmeye devam etmeliyiz. Geleceğimizi kazanmak için herkesle birlikte olmaya, aynı kaygılarda, beklentilerde buluşmaya devam etmeliyiz. Benim gündemim Türkiye'dir. Hepimizin gündemi Türkiye olmaya devam etmelidir. 15 milyon insan bana güvenip oy vermiştir. 15 milyonda gençlerin payının çok yüksek olduğunu biliyorum. 50 günlük kampanya yerine 500 günlük, 5000 günlük kampanya ile devam edeceğiz. Sizlerin bana olan güveni devam ettiği sürece ben bu mücadeleyi sürdüreceğim. Bu 50 günlük kampanyada bizlere o sıcaklarda, Ramazan ayında, o meydanlarda beni yalnız bırakmayan yurttaşlarımıza, bayraklarımızı asan gençlerimize, broşürlerimizi dağıtan kadınlarımıza, bizleri izleyen basın mensuplarına, güvenliğimizi sağlayan güvenlik güçlerine ve o esnada çocuğunu uyuturken seçim şarkımızla çocuğunu uyandırdığımız annelere, görüntü kirliliği verdiklerimize, gürültü kirliliği verdiklerimize, hepsine teşekkür ediyorum, onlardan özür diliyorum. Aynı inançla, aynı kararlılıkla bugünden itibaren çalışmaya devam edeceğimi bütün milletimize bildiriyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hangi çatı altında, hangi çerçevede sürdüreceksiniz? CHP Genel Başkanlığı'na adaysınız. Parti içi konuları
tartışmayacağım sizinle. Boşuna yorulmayın. İstediğiniz kadar sorun, ben cevap vermeyeceğim. Baştan söyleyeyim, mücadele etmek için illa milletvekili olmak gerekmez. 16 yıl milletvekilliği yaptım zaten. Mücadelenin çok çeşitli yolları vardır. Siyasi kadrolarda bulunmuş bir insan onun yolunu bulacaktır. Teşekkür ederim. Şimdi önümüzdeki yerel seçimlere iyi hazırlanmalıyız dediniz ve partimiz için de bu seçimden sonuçlar çıkarmalıyız dediniz. En azından bize ipuçları verebilir misiniz lütfen? Yani CHP sizce nasıl hazırlanmalı? Çünkü siz %30'la önlükte küsur oy alırken partiniz %22 aldı. Arada %8'lik bir fark var. Bu farkın nedeni ne? CHP sizin oyunuzu neden yakalayamadı? Ben tek başıma CHP'ye akıl verecek, şöyle şöyle yapın diyecek konumda değilim. Zaten tam da kastettiğim budur, böyle denmemelidir. Ortak akılla, ortak iyi bulunmalıdır. Ben CHP'ye buradan yön biçecek konumda değil. Teşekkür ederim. Yıllarca insan doğru veren özellikle gençler, hayır, hayır. Orada bir hatam oldu, onu kabul edeyim. Ben İsmail Küçükkaya'ya arkadaşça bir mesaj attım. Onun haber yapacağını tahmin etmedim. Benim gibi deneyimli bir siyasetçinin bunu yapmaması gerekirdi. Vatandaşlarımızın, oy veren yurttaşlarımızın bunu bir tweetle öğrenmemesi gerekirdi. Benden öğrenmesi gerekirdi. Ama emin olun onu haber yapacağını düşünmediğim için... Çünkü takip ediyordum ben sonuçları, ıslak imzalı tutanakları, her şekilde, her şey netleşsin, ondan sonra açıklama yapacaktım. Onu bekledim, yoksa bir özel bir... Çıkacaktım tabii ki, çıkacaktım. Sonuçları bekliyordum. Ama demek ki gazetecilerle dost olurken daha dikkatli olmak gerekiyormuş. Biraz daha, hata benim, öyle bir şey yazmamam gerekiyormuş. Bir hata yaptım o konuda. Özür diliyorum o konu için ama şunu söyleyeyim, hepinizin sorusunu cevaplandıracağım, merak etmeyin. Bir dakika arkadaşlar, bitiremedim henüz. Ben çıkacaktım, medyanın karşısında çıkacaktım. Hatta 5'e 10 kala YSK'nın önüne gittim. Hemen YSK'ya yakın bir noktadaydım zaten, takip ediyordum olayı. Fakat şurada bir gerçek, oy çalmışlar mıdır? Evet, çalmışlardır. Doğrudur. 10 milyon çalmışlar mıdır? Hayır. Hayır. Seçimin sonucunu da kabul ediyorum. Yani bu böyledir. Eğer bir yarışa girerken karşıdakini kutlayamıyorsanız o yarışa girmeyeceksiniz. Yeniden hazırlanacaksınız, bir sonrakinde galip geleceksiniz. Bu böyledir. Yani arada 10 milyon fark var değerli arkadaşlar. 10 milyon fark var. Bunları görmek istedim. Onun için kaçtığımız yok, tehdit edildiğimiz yok. Böyle bunların hepsi palavradır. Bunlar doğru değildir. Sadece tweetlerle öğrenilmesi şık olmamıştır. O konuda bir hatam oldu. Her hatamızı kabul ediyoruz. Yanlış anlıyoruz. CHP'nin de yanlışları var dediniz. Bunun olduğunu da gösteriyorsunuz. Hatalı yanlışı. Basit mevzular önünde açıklıyorsunuz. CHP'nin temel yanlışı nedir? Arkadaşlar bu konuları sorduğunuz zaman cevap alamayacaksınız benden. Ben CHP'nin yanlışları var mıdır? Vardır. Şimdi medyanın önünde CHP'nin yanlışlarını tartışmayacağımı tahmin etmeniz lazım. Çok rica ediyorum. Siz her ne kadar deneyimli gazeteciseniz de ben de deneyimli bir siyasetçiyim. Bu konulara girmeyeceğim. Üç etti. Dördüncüye sorarsanız toplantıyı kapatalım. Buyurun. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştünüz mü? Bir değerlendirme yaptınız mı? Yaptıysanız ilk sonuç ne oldu? Başarı başarısızlık ne koydunuz? Telefonda konuştuk. Yüz yüze gelmedik. Yüz yüze geleceğiz tabii ki. Buyurun Şahin. Sayın Başkan, size 15 milyon kişi oy verdi. Bak, dün akşam da sonuçlar nedeniyle olağanüstü bir hüzün yaşandı size oy verenler arasında. Dolayısıyla o geceki sessizliğinizle biraz o hüznü artırdı. O hüznü bir artırdı size oy verenler. Ama şimdi yaptığınız açıklamalarda belki yüreklerinizi düzeltiriz ama ben şöyle sormak istiyorum. O
Pınar benimle birlikte yürüdüğü sürece ben varım. Ben devam edeceğim. Bu bitirmiş değilim. Siyaset uzun vadeli bir iştir. Uzun nefesli bir iştir. Ben dün akşam kesinleşmesini istedim. Onun için çıkmadım insanların karşısına. Korktuğumdan değil. Durumu görmek istedim. Yani ihtimal dahilindeydi. 50'nin altına düşmesi, ikinci tura kalması. Bunu görmek istedim. Bunu görmeden çıkmak istemedim. Bakın size bir şey söyleyeyim. Diğer muhalefet partileri çok düşük oy aldı. Eğer onlar biraz yukarıda oy alsaydı zaten seçim ikinci turdaydı. Bizim, yani biz benim söylemem şık olmaz bunu. Utanırım ben böyle şeyleri söylemeye. Yani 8-9 puan fazla oy almışız. 77'den bu yana 41 yıl sonra 30 barajını geçmişiz. 41 yıl sonra. Ben söylemeyeyim bunu. Ayıp olur. Ama diğer muhalefet partileri de onun üzerinde bir oy alsalardı seçim ikinci turdaydı zaten. Bütün her şey gerçekleşiyordu. Onun için bunu başarabiliriz diyorum. Yani 30 barajını yıktık, 50 barajını da yıkacağız. Ben buradayım. Bana derlerse yürü önümüzden, ben yürümeye hazırım. Buyurun. Sonrası. Türkiye'nin bu gidişattan dışarı çıkması lazım. Türkiye'nin bir nefes alması lazım. Bakın önümüzdeki süreçte Türkiye'nin nasıl daraldığını, nasıl kuşatıldığını hep birlikte göreceğiz. Buradan bir parti, dar bir kadro, bu anlayışla çıkmamız mümkün değildir. Buradan çıkışın yolu, farkındaysanız sandıkları incelediğinizde, illere baktığınızda bütün kesimlerden oy almışız. Dikkatinizi çekmiştir. Kim geliyorsa aklınıza, Türkiye'de siyasi yelpazede kim varsa hepsinin oyu yansımış bizim Cumhurbaşkanlığı oyumuz. Yani iyi değerlendirdiğinizde göreceksiniz. CHP'lilerin full oyu var. 30'un içinde ülkücüler var. 30'un içinde HDP'liler var. 30'un içinde AK Partililer var. 30'un içinde İYİ Partililer var. İyi incelerseniz bunun hepsini görürsünüz. Bunu büyütmemiz lazım. Hepimizin Cumhurbaşkanı doğru bir slogan olduğunu bir kere daha gördüm. Hayır, görüşmedim henüz. Görüşmedim ama görüşeceğim. Siz sordunuz. Buyurun. Jasper Mortimer, France 24 television. Last night, when everybody was crying fraud, you issued a tweet in which you conceded that Erdogan had won. And people who had voted for you were dismayed by that tweet, which was quoted on Fox television. Tercümanımız var mı? Yoksa Erdoğan gibi one minute İngilizcesiyle devam etmeyelim yani biz. People thought you conceded defeat when everybody was crying fraud. In other words, you conceded defeat too early. Elimizde sonuçlar varsa ve buradan sonuç belliyse yenilgiyi kabul edip etmemek sizin elinizde değil ki. Eldeki tutanaklarda yenilmişseniz yenilmişsinizdir. Yani bunu kabul etmiyorum ben, sokaklara çıkalım. Bu demokrasi değildir ki. Ama şu olur, tartışmalı bir şey olur. 50,1 olur. 1000 oy, 2000 oy çalarlar, bir şey olur. Sokaklara çıkalım, doğrudur bu. Açık ara bir durum var. Yani bunu kabul etmeyeceksin. Neyi kabul edeceksin? Bu demokrasiye saygısızlıktır. Bu da millet iradesine saygısızlıktır. Ben o noktada değilim. Tamam, galip gelmiştir. Yapılacak bir şey yoktur.
Eğer galip geldiğinde kutlayamıyorsan yarışa girmeyeceksin. Bana değil ama Erdoğan'a yanıt verir misiniz? Erdoğan rakibiniz uzun süre şunu söyledi. Muharrem İnce'yi CHP aday gösterdi. Çünkü böylece parti içindeki genel başkanlık yarışını son verecekti. Şimdi bundan sonra Erdoğan kazandı. Erdoğan'ın öngördüğü gibi mi olacak? Muharrem İnce tırnak içinde söylüyorum. Siyasetten ve CHP'den sizin için mi olacak? 41 sene sonra 30 barajını aşan bir Muharrem İnce sence siyasetten silinir mi? Devam mı eder? Yani onu kendine bir sor önce istersen. Buyurun. Erdoğan'a söylüyorum. Tamam, Erdoğan'a soruyorum yani. Zaten aracı kullanıyoruz. Buyurun. Hayır. Yok, görüşmedim. Yok, o sosyal medya yalanlarından birisi. Hayır, görüşmedim. Dün akşam Erdoğan'la uğraşacak halim yoktu. Dün akşam tutanaklarla uğraşıyordu. Görüşmedim. Hayır, etmedim. Ederim. Zamanı var da. Daha sonra. Yarın 15 milyon daha iyi neyi yapabilir bunu sormak istiyorum size. Çünkü söylediğiniz gibi problemi kabul etmek en önemlisi. Problem olarak da görmüyorum. Seçilmiş bir kişi var. Durumu kabul edip neyi değiştirebiliriz? Bunun için ne yapmalıyız? Bir. Tayyip Erdoğan'la Abdullah Gül kavga etsin, bizim oyumuz artsın. Ben bu mantıkta birisi değilim. İki, kaybettik, ona çamur atayım, onu kutlamayayım, onu kabul etmeyeyim. Bu mantıkta da değilim. Ben gereğini yaparım. O gereği nedir? Kazanmak için iyi bir hazırlık yapmanız lazım. O hazırlığı yeniden yapacağız. 50 günlük bir kampanyada 41 yıllık 30 barajını açtık. 500 günlük bir kampanyada neler yapabileceğimizi herhalde milletimiz takdir eder. Efendim, Demirtaş'a özgürlük siyasetinin AKP ve MHP bloğuna oy kazanıldığı söylemlerini siz ne diyorsunuz? Demirtaş'a özgürlük söylemini kim yaptı? Hangi medyada yer aldı? CHP'nin böyle bir söylemi olmadı. CHP'nin Türkiye'ye özgürlük söylemi oldu. Türkiye'ye demokrasi söylemi oldu. Ama CHP'nin özel bir şahsa yönelik bir özgürlük söylemi olmadı. Ben hiç duymadım en azından. Açıkçası şunu söyleyeyim, ilk turda hedefim 35'ti. Yani şöyle düşünüyordum, CHP'nin bir 25 bandı vardı 25. Hani ekonomide var ya orta gelir tuzağı 10 bin dolar. CHP'de bu 25'i aşamıyor, yıllardır aşamıyor. Ben kendime koyduğum hedef 35'ti. 35'i aşarsak birinci turda, ikinci turda bu seçimi alırım diyordum. Buna yaklaştık. Fakat ben İyi Parti ve HDP'nin de 12 bandında oy alacağını düşünüyordum. Yani Saadet Partisi'ni 3 görüyordum. 12-12 şöyle görüyordum açıkçası. 12-12 24. 3 daha 27. Bu 3'ü diyordum 27'yi toplar. Geriye diyordum işte 73 kalır. Bu 73'ü paylaşırız diyordum. 33-40 olur diyordum. İkinci turda da diyordum, o diğer muhalefetle bir araya gelerek seçimi alacağız diyordum. Buna inandım ben. Bugün olsa gene aynı şeyi düşünüyorum. Böyleydi. Fakat diğer muhalefet partileri tahminlerimin çok altında aldılar. Biz de 35'e gelemedik ama barajı açtık. Yani o psikolojik sınırı açtık. Umduğum gibi olmadı orası ne yazık ki. Ben adaylık sırasında Sayın Akşener'i, Sayın Karamollaoğlu'nu, Sayın Demirtaş'ı, Sayın Erdoğan'ı ziyaret ettim. Bu tür insani şeylerden çekinmem. Siyasetin normalleşmesi lazım. Erdoğan'a 81 milyonu kucakla derken bunu diyorum. Ziyaret edebilirim, herkesi ziyaret ederim. Bundan özel bir siyasi anlam çıkmaz.
Şenol. Arka, ondan sonra size verelim. Sayın İnce, Rabbimiz Recep Tayyip Erdoğan memleketi bizden %73 gibi neredeyse oran oldu. Sizin memleketiniz Yalova daha küçük bir yer. Açıkçası ben küçük bir yerin bir cumhurbaşkanı adayı çıkmış. Türkiye gündemine de oturmuş. Sanıyorum %36 bizi aldınız. Hemşerimde size bir böyle sikeriniz var mı? Yok. Türkiye küçük bir Türkiye'dir Yalova. Rize gibi bir biçim değildir. 81 vilayetten adam vardır. Rizelilikle Yalovalılık aynı şeyde birleşmiyor. Yani onun için anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Sistem yok yani. Hiçbir sistemim yok. Hayır, hayır, hayır. Hayır, Türkiye niye bölünsün? Türkiye merak etmeyin. Yarışıyoruz. Bakın, şöyle de söyleyeyim. Şöyle de söyleyeyim. Hayır, Türkiye bölünmez. Bakın dün görüşlerine hiç katılmadığım Erdoğan bile güzel bir şey söyledi. Güzel bir şey söyledi. Dedi ki bizde katılım %80'lerin üzerinde. Yani %30'larda katılım olan ülkeler bize demokrasi dersi vermesin. Kendi göbeğimizi yine biz kendimiz keseceğiz. Hiç merak etmeyin. Türkiye bölünmez. Teşekkürler. Açıyor. Üç büyüklerin hazırlık maçları, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ön eleme maçları HD kalitesiyle D-Smart'ta. Üstelik hızı hiç düşmeyen kotasız internetle birlikte ayda sadece 77 lira. D-Smart her televizyona şart. Edremit Körfezi'nin tanınan inşaat firması As Yılmazlar Limited şirketinin Elia Yaşam Evleri projesiyle Körfez'e yeni bir yaşam anlayışı sunmaktadır. Projemizde tamamı bitmiş yapı kullanması alınmış 6 blok, 92 daire, 4 iş yeri mevcuttur. 24 saat özel güvenlik ve kamera sistemiyle güvenliğiniz sağlanmaktadır. Bloklarımız 4 kat ve her katta 4 daire olacak şekilde tasarlanmıştır. Dairelerimiz 2+1 108 metrekare ve 3+1 128 metrekare şeklinde uygulanmıştır. Sitemiz havaalanına 10 kilometre, denize ise yürüme mesafesindedir. Kaz Dağları'nın eteğinde dünyanın ikinci yoğun oksijeninin dağ, deniz ve termal turizminin bir arada olduğu bölgemizde siz değerli canları görmek isteriz. İrtibat numaramız 0090 266 384 1368 0533 453 0422 0532 724 2321 0532 706 0893 As Yılmazlar İnşaat Limited Şirketi Elia Yaşam Evleri Projesi. Türkiye'nin de Suriye'nin de oradaki Türkiye. Kim ne dedi? İslam dünyası ve Orta Doğu'da. Türkiye ve dünya neyi konuştu? Görünmeyen bir kadın var. Bu bölgeyi hep paşalan olarak görmüş. Gündemin sıcak gelişmelerini farklı bir bakış açısıyla ekrana taşıyan gazeteci Zafer Arapkirli ile Seyri Alem her salı 19.30'da Cem TV'de. Evet.
Evet sevgili seyirciler, günün getirdiklerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Evet, nerede kalmıştık? Bu akıllı, görmüş olduğumuz mercek. Akıllı mercek hakkında söylemek istediğiniz bir anekdotunuz var, evet. Hocam. Buyurunuz, ne dersiniz? Şimdi bu akıllı merceklerle ilgili, evet, bir takım komplikasyonların, yani yan etkilerin olduğunu mutlaka hastaya söylemek lazım. Çünkü basında birçok yerde okuyoruz. Uzak ve gözlük kesin çözüm, komplikasyonu yok. Bir kere bu mercek yakın göz, yakını göremeyen hastalara, hı hı, sadece yakını göremeyen ama uzağı pırıl pırıl gören hastalara, evet, uygulamamak gerekiyor. Çünkü sonuçta bu bir ameliyat. Hı hı. Katarak ameliyatı yapıyorsunuz. Katarağın yani lensi alıp yerine bu merceği koyuyorsunuz. Bu ameliyatın birçok komplikasyonları var. Mikrop kapmadan tutun, retine dekolmanı, mercek gözün içine düşebilir. Hı hı hı. Çok nadir de olsa komplikasyonsunuz. Sıfır komplikasyonu olan bir ameliyat değil. İkincisi kaldı ki bazı hastalarda, her hastada değil, ışıkların etrafına bakın, normal görmesi gereken ışığı gece karanlıkta böyle gece, görür. Ve araba kullanmakta çok zorluk görüntü çeken, nadir de olsa bazı hasta grupları var. Bu böyle bir şey görebileceğini hastaya hatırlatmakta, hı-hı, fayda var. Sonuç olarak katarakta olmayan, sadece yakını görmek amacıyla bu ameliyatı uygulamanın doğru olmadığını, evet, bahsetmek sonra istiyorum. Evet. Şimdi kısa bir vaktimiz var bu arada sevgili seyirciler. Muharrem İnce'nin konuşması olduğu için biraz süremiz azaldı. Bir 10 dakika süremiz kaldı. O yüzden çok yoğun sorular sordunuz. Teşekkür ediyoruz ilginize ama artık bunları daha sonra bir şekilde cevaplayacağız. Yayında ne yazık ki cevaplayamıyoruz süremiz kısıtlı olduğu için. Evet, şimdi göz tansiyonuna geçiyoruz. Yani glokom. Evet. Glokom nedir öncelikle? Evet. Glokom nedir? Göz içindeki mevcut bir sıvı var. Göz sıvısı buradan üretilip boşalırken boşaltım kanalcıklarının tıkanması, dolayısıyla göz içindeki basıncın artmasına biz glokom diyoruz. Hı hı. Bu göz içi basıncı arttığı zaman normalde sıvı şu bölgenin üretilip şu kanalcıklarla gözü terk eder. Bu kanalcıkların tıkanması neticesi göz içindeki basınç artar ve bu basınç zamanla arkadaki görme sinirine etki yapar, hı hı, ve görme sinirinin beslenmesini bozar. Hı hı. Erken dönemde hiçbir belirtisi olmayabilir. Evet. Biraz sonra belirtilerinden, peki, bahsedeceğiz. Peki tipleri var mı? Tabii tipleri var. Çok tiplerine girmek istemiyorum. Önemli olan hastaların bilmesi gereken bazı konular var. Hı hı. Açık açı var. Yani buradaki boşaltım kanalcığı buradan sıvı üretiliyor, buradan dolaşıyor. Buradan gözü terk etmesi gerekirken terk edemiyor, göz içi basıncı artıyor. Hı hı. Buna açık açılı diyoruz. Bazen de bu iris korneaya yapışıyor. Belirtileri değil mi? Bu söyledikleriniz belirtileri. Ha, bunlar tipleri. Ha, kapalı. Tipleri, evet. Yani bu göz doktoru için gerekli, yani, tamam, olan bir tip o. Zaman hastalarımıza bu. Burada ise kapalı açı. Burada birdenbire göz basıncı çok artıyor. Hastada ağrı, bulantı, kusma olabiliyor. Bu çok nadir de olsa olabilir. Buna glokom krizi diyoruz. Bu krize girdiği zaman ağrı oluyor, baş ağrısı oluyor, bulantı oluyor, kusma oluyor, görme azalıyor. Hemen acil müdahale etmek gerekiyor. Neye bağlı olarak bu meydana geliyor? Birdenbire tansiyon artıyor, açı kapanıyor. Yükselince yani, değil mi? Birdenbire çok yükselince biz buna glokom krizi diyoruz. Nadir ya. Ama genelde glokom sinsi bir hastalık. Çok yavaş bir şekilde körlük yapıyor. Hasta bunun farkına bile varmıyor. Çünkü göz tansiyonu yükseldiği zaman ağrı yapmıyor, görme azalması yapıyor. Ne yapıyor peki? Ne yapıyor, evet. Çevresel görmeyi bozuyor. Normalde böyle görürken bu hale geliyor. Hmm. Zamanla bu daha da daralıyor. Etrafı görmüyor. Etrafı boru gibi daha da sonra daralıyor. Daralıyor ve bakın böyle görmesi gerekirken bu, o resmi bu şekilde görüyor. Bu şekilde geldiği zaman geri dönüşü yok. Tedavi erken etsek bile hangisi, bu kayıp alanı geri getiremiyoruz. Aha, peki erken teşhis hangi kare mesela? Bu. İlk başta. Bu bile geç. Evet. Erken teşhis bu. Nasıl koyuyoruz? Gayet basit. 40 yaşından sonra herkesin göz doktorunun gidip göz tansiyonuna baktırması lazım. Ne kadar lazım zamanda bir baktırması lazım? Senede bir baktırması lazım. Her sene 40 yaş üzerindeki kişiler herkesin göz tansiyonu muayeneye gidiyor ve göz, evet, tansiyonuna baktırıyor. Anne ve babasında göz tansiyonu olan kişilerin daha dikkatli davranması, tabii, lazım. Çünkü herediter bir özelliği de var. Peki kimlerde daha çok görürüz? Mesela genetik olan kişilerde daha fazla görürüz. Genetik bahsettiğiniz, evet, genetik başka kişilerde daha çok görülür. Hipermetroplarda biraz daha sık görülebilir. Değişik ameliyatlar geçiren kişilerde katarak gibi veya herhangi bir nedenden dolayı olabilir.
Çocukluk çağında doğuşta bile glokom görülebilir. Evet. Göz yumuşak olduğu için göz büyüyor bunda elastik olmak için. Biz buna konjenital glokom diyoruz. Bu glokom gözün arkasındaki görme sinirini bozuyor. Görme sinirinde kalıcı tahribata yol açıyor ve hastanın görme alanı daralıyor. Ne yapıyoruz bunda tedavi? İlk evvela teşhis ettiğimiz tedavi vakit, yöntemi değil mi bu? Tedavide çok basit damla çok veriyoruz. Çok pardon, kaç dakikamız var sevgili Muratcığım? 5 dakikamız kalmış. Tabii. Bir hattımızda da bir Ankara'dan arıyormuş. Kırmayalım. Bunu bitirelim isterseniz sonra alalım. Hocamız bunu bitirsin sonra alalım izleyicimiz yayına. Tedavide damla tedavisi uyguluyoruz. Evet. Damla tedavisini hasta ömür boyu kullanacak. 1, 2 veyahut 3 damla. Glokomun cinsine göre bu damlaları arttırabiliyoruz. Sabah akşam damlatıyor. Damlaları unutmaması evet, gerekiyor. Evet. Ömür boyu kullanacak. Ne oluyor? O zaman glokomun yan etkileri olan görme alanı daralmalarını ortadan kaldırıyoruz. Hı hı. Bazen bu damlalara cevap veremiyor hasta. O zaman ameliyata gerek duyuyor. Bazı durumlarda cerrahi yöntem bazı oluyor. Cerrahi yöntem veyahut kapalı açısı dar ise o zaman lazer yardımıyla renkli tabaka irisli bir delik açıyoruz. Dolayısıyla sıvının dolanmasını sağlıyoruz. Bu ameliyatı lazerle uyguladığımız yöntem. Bazen de ameliyatla bu göz içi sıvısının dışarı boşalması için özel bir ameliyatla buradan bir kanalcık açıyoruz ve göz sıvısının dışarı boşalmasını sağlıyoruz. Burada görüldüğü gibi gözün ufak bir kanal açıyoruz. Bazen de göze minik minik tüpler yerleştiriyoruz. Bu tüpler yardımıyla göz sıvısı dışarı boşalıyor. Özel tüpler yardımıyla. Evet. Bu da glokom ameliyatının bir türü. Bir diğer çeşidi. Evet. Evet. Bitti, önemli olan glokomda erken teşhis. Evet. Eğer erken teşhis yaparsak glokom bağlı körlük oranı çok çok yani azalır. Yani göz tansiyonu, halk dilinde göz tansiyonu çok olarak önemli biliyoruz. Ve ciddi bir hastalık. Teşekkür ediyoruz hocam. Ankara'dan bir izleyicimiz varmış telefonumuzun ucunda. Alo, düştü mü şu anda? Tamam. Tekrar bağlayacak mıyız? Ona göre devam edelim. Tamam. Evet, şimdi bağlayana kadar hocamız izleyicilerimize ne der? Göz sağlığımızla ilgili nasıl koruyabiliriz göz sağlığımızı her yaştan ileri yaşa kadar? Evet. Bu çok güzel bir soru. Aşağı yukarı 4 haftadır güzel bir şekilde bu. Teşekkür ediyorum. Ben bir takım göz ediyorum. Hastalıklarını seyircilerimize ve vatandaşlarımıza aktarma olanağı verdiğiniz için. Sayenizde. En önemli göz sağlığımızı korumak için 1. Dünyada en sık görülen körlüğün sebebi şeker hastalığına bağlı göz bozukluklarının retinopati. Erken teşhisi, diyabetik retinopati. Hı hı. Her şeker hastası tanı konulduğu an göz doktoruna gidecek ve genç yaşta şeker hastaları 6-7 ayda bir, yaşlılığa bağlı şeker hastaları ise senede bir göz bebeğini genişleterek göz dibi kontrolü yaptırması şart. Yine şeker hastaları bazen makulada sıvı birikiyor. Karedik kağıt testi yapacaklar. Karedik kağıt testi nedir? Herhangi bir kare defter alacak. Yakın gözlüğünü takıp bir gözünü kapatacak. Okuma mesafesinden bu karedik kağıda bakarken karelerde herhangi bir yamukluk görürse hemen retina konusunda uzmanlaşmış göz doktoruna gidip erken tedavi, erken teşhis. Kolayca yapabileceğimiz çünkü bir test. Çünkü gecikirse şeker hastalığı geri dönüşü yok. Yani hastaları daha iyi gördürtemiyoruz, daha iyi görme peki, sağlayamıyoruz. Peki gecikmesini nasıl anlayabilir izleyicimiz? İlk bozulduğu an dahi anlar hiçbir belirti gidecek. Vermeyebilir. Hı-hı. Görmede azalma olmayabilir. Biz göz doktoru muayene ettiğimiz vakit diyoruz ki hastaya sende bir takım bozukluklar başladı. Hemen önleyici tedbir alalım. Hı-hı. Nedir bu önleyici tedbir? Göz içerisinde bir takım ilaçlar verebiliriz veyahut argon lazer tedavisiyle hastalığın ilerlemesi dolayısıyla körlük riskini azaltırız. Hı hı. Hasta hiç görmüyorsa bazen acil ameliyat gerekebilir. Ameliyatta gecikmemesi lazım. Hı hı. Sonuç olarak her şeker hastası 3 ayda 6 ayda bir bazen senede bir kontrol rutin olması şart. Evet. İkinci hastalık onu da çok işledik ve çok sık görülüyor sarı yaşlılarda. Nokta sarı nokta hastalığı. Evet, evet. Bunlar da 50-55 yaşından sonra hiçbir belirti vermeyebilir, erken dönemde başlayabilir. Mutlaka kontrole gitmesi lazım. Sigara içiyorsa, anne ve babasında bu hastalık varsa daha sık görülebilir. Yine kareli kağıt testi yardımıyla
hastalığın teşhisini, tanısını kendisi koyabilir. Bozukluk başlarsa bu çizgilerde, yamukluk, eğrilik, karaliçeyle hemen bakarken doktora gidecek. Yine çünkü bu hastalıkta da hastalık ilerlediği zaman geriye dönüş yok. Çok iyileştiremiyoruz. Ancak yaptığımız tedavilerle mevcudu koruyoruz. Evet. Üçüncü hastalık çok sık görülen gözümde uçuşan siyah sinekler. Işık çakması, yanıp sönen ışıklar. Çok nadir de olsa bu çok ciddi bir hastalık olan retina yırtığına bu belirtileri yol açabilir. Evet, bir başkentten izleyicimiz tekrar bağlanmış, bir tekrar tamam. Alalım. Alo Uğur Bey, merhabalar. Merhabalar, başkente. İyi günler. İyi günler. Buyurunuz, hemen sorunuzu rica edelim, vaktimiz az. Benim gözümde tavuk karası var. Çaresi var mı yok mu onu öğrenmek istiyorum. Hemen cevap veriyorum. Retinitis pigmentosa çok araştırılıyor, henüz bir çaresi bulunmuş değil. Araştırmalar devam ediyor. Şimdi Amerika'ya gidiyorsunuz önümüzdeki günlerde. Yok, hayır, ben biliyorum, daha bir çözüm orada bulmuş orada yok değil. Mu hala? Hayır. Yok. Çünkü evet. Yayınları takip ediyoruz. Siz çok araştırma yapıyorsunuz. Araştırılıyor evet. Ama bulunmuş değil. Retina yırtığının belirtilerinde şimşek çakması, yanıp sönen ışıklar, siyah noktalarda artma görürse bu çok nadir de olsa retina yırtığının belirtisi olabilir. Çok basit bir argon lazer, erken dönemde yaptığımız argon lazer lehimleyerek bunun retina dekolmanını önleyebiliriz. Yani evet. Ciddi bir hastalık. Hı hı. Ama çoğunlukla bu siyah noktalar, uçuşan siyah noktalar ciddi bir hastalık belirtisi olmayabilir de. Evet. Ama bunun kontrol edilmesi şart. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Ayağınıza sağlık, güzel bilgilerinize sağlık. İnşallah efendim. İnşallah faydalı olmuştur. Çok faydalı oldunuz. 4 hafta boyunca bizimle birlikteydiniz. Şimdi Amerika yolcususunuz. Amerika dönüşünde tekrar beraber olacağız inşallah. İnşallah. Evet. Sevgili izleyiciler, bugünlük de süremizin sonuna geldik. Çarşamba günü, yarın tatiliz. Çarşamba günü tekrar aynı saatte. Saat 11.15'te sizlerin karşısında olacağız efendim. Bizde kalın, hoşça kalın diyorum. Açıyor. Üç büyüklerin hazırlık maçları, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ön eleme maçları HD kalitesiyle D-Smart'ta. Üstelik hızı hiç düşmeyen kotasız internetle birlikte ayda sadece 77 lira. D-Smart, her televizyona şart.